kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bugün balkonda neler var. Sabah erkenden kalktım, böyle güzel güneşli bir sabahtan herkese merhabalar diyelim. Şöyle bir bakalım, benim bebeklerim burada ne yapıyorlar? Bakar mısınız arkadaşlar? Yine efsane bir görüntü var. Yine beni çok mutlu eden bir görüntü var. Şurada bir tane sardunyam var. Arkadaşlar o kadar çok, bilmem buradan görünüyor mu ama, o kadar çok tomurcuk var ki içerisinde. Tam açmış halini size göstereceğim. Şurada görünmüyor ama tamamıyla tomurcuk dolu. Şuralarda, şurada. Böyle güzel. Yine görün istedim. Böyle konumlarını değiştirdim arkadaşlar. Mesela bunu biraz böyle çevirdim dün. Yine şöyle bir çevireyim. Her taraftan güneşten faydalansın istiyorum. Bunu da çevirdim. Tekrar şöyle alayım. Böyle her gün konumlarını, yani bir haftada bir çeviriyorum böyle, daha güneş alsın. Güneş almayan yerleri daha iyi alsın diye. Bu şekilde. Şu sardunyamı da çok seviyorum. Dalından kırıp bu diğer sardunyamı yanına sokuşturmuştum. Arka bir görüntüsü var. Ceylan gözüme bakar mısınız arkadaşlar? Kuru maya kürü ve sarımsak kürünü uyguladım. Bakabilirsiniz çiçek açtırma kürlerine. Bu şu anda açtı ama tamamıyla açmış hali değil. Aralarda tomurcukları yine var. Bakın. Tamamıyla açacak inşallah. Şöyle sırayla gidelim. Ceylan gözüm var burada. Ceylan gözümü şöyle serine almak istiyorum. Çünkü çok fazla güneş ışığını sevmiyor. Sabah ışığını alsın yeterli. Pardon, bu yıldız çiçeği. Ceylan gözü değil, yıldız çiçeği. Buna da yine kurumaya kürünü uyguladım. Üzerinde tomurcuklar var. Açanlar zaten soldu. Şöyle gelelim. Arkadaşlar sukulentim her gün büyüyor. Çiçeği. Bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim size. Ne kadar tatlı. Benim şurada da yine bakın şöyle bir çiçeğim var. Bunu da çok seviyorum. Yanından iki tane böyle yavru vermiş. Onları da diktim. Bunları da sukulentimin dibinden almıştım. Bakın şunları sukulentimin dibinden aldım. Buraya koydum. Bu şekilde biraz güneş alsın dedim. Bu normalde içeride saklıyordum. Biraz güneş almasını istedim. Şurada da yine aloe veram var. Böyle dikenli aloe vera vardı ya, ondan var. Bu da dikenler tacı. Bunu Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Bakın şöyle Trendyol'dan bakarsanız büyük görünüyor ama şöyle küçük bir tane geliyor. Ama hızlı büyüyor. Biraz güneş almasını istedim. Direkt güneş ışığını çok seviyor. Çünkü yani aldıktan sonra bir hafta oluyor alalı. Şu yaprağı hemen çıktı mesela. Hemen şuraya geliyorum. Şurada küpeli çiçeğim var. Arkadaşlar küpeli çiçeğime de kuru maya kürünü uyguladım. Bunu ben seyyar satıcıdan almıştım ve hiçbir şekilde üzerinde tomurcuk yoktu. Çok uygun almıştım. 5 TL'ydi. Hemen aldım. Ve kuru maya kürünü uyguladıktan sonra üzerlerinde bakın şöyle harika tomurcuklar çıkmaya başladı bile. Burada da komşumdan gül çiçeği aldım arkadaşlar. Dalından kopardım. Şöyle suya bıraktım onları. İnşallah köklenince bunları da dikeceğim. Böyle suda bekleyince biraz kökleniyorlar. Evet, şuraya gelelim. Şurada da yine benim aloe veralarım var. Sukulent çiçeğim var. Kızlarımın fasulyeleri bayağı da büyümeye başladı. Burada da yine aloe veralarım var. Şurada yine gül alp var. Sarmaşık güller arkadaşlar. Bunları da yine gördüm. Çok hoşuma gitti. Hemen dalından kırdım, aldım. Beyaz, pembe ve kırmızı gül çiçeği var. Bakalım köklenince beraber dikeriz onları. Şurada yine karanfil çiçeğim var. Şöyle aşağıya geldiğimde yılbaşı çiçeğim. Bu çok fazla güneş ışığını sevmiyor. Şöyle alt tarafa aldım onu. Yine burada
aloe veram var. Bakın yanına da atlas çiçeğimden bir parça kırılıp düşmüştü. Şöyle göstereyim. Şu atlas çiçeğimden bir parça. Onu kıyamadım, buraya koydum. Hemen başladı büyümeye. Bu da yine yanına koyduğum bir kaktüs. Şurada kaktüs çiçeğim var. İki tane çiçek açtı, soldu ama tomurcuklanma var yine. Devam edecek açmaya. Karanfillerim. Arkadaşlar şurada size bir şey göstereceğim. Gelincik çiçeği bakın. Ben tarlada buldum bunu. Teyzemin tarlasında. Köküyle aldım. Suya koydum. Dikeceğim, olursa olur. Bakacağım. Şu da ortanca arkadaşlar. Yine komşumdan köklü bir şekilde aldım ama suda yine bekleteyim dedim. Çünkü ortancalar çabuk tutmuyorlar yani, yaşaması biraz zor. Bakalım yaşatabilecek miyim? Böyle serin ortamları daha çok seviyorlar çünkü. Arkadaşlar atlas çiçeğimde bir misafirim var. Bakın arılar bile geliyor. Burası normalde bulunduğum ortam çok işlek bir ortam. Kalabalık bir yerde duruyorum yani. Köy ortamı değil. Şurada benim misafirlerim var. Dün bal arısı vardı, burada inanmayacaksınız. Arkadaşlar paskalya çiçeğim. Minik paskalya çiçeğim. Amcamın eşinden almıştım. Bakın bir tane açmış. Çok güzel. Umarım büyür. Bayağı büyür ve gelişir. Atlas çiçeklerim artık solmaya başladı. Şurada solmayanları size göstereyim. Şöyle büyüğünü de sepete koydum. Dip kısmı sepette. Burada yine komşularımdan aldığım ceylan gözü sardunya, beyaz sardunya ve farklı bir sardunya çeşidi var. Domateslerim, biberim. Domateslerim de başladı çiçek açmaya. Bunlar çeri domates. İnşallah daha güzel olacaklar. Evet, burada yine papatyam. Papatyamı şöyle ortadan topladım ki kenarlarına diktim. Sardunyalar rahat gelişsin diye. Böyle çoğaltmaya çalıştım onları arkadaşlar. Küçük küçük aldım sardunyalarımdan. Buralara koydum. Tuttular zaten. Burada da en sevdiğim sardunya rengi var. Yine şurada. Göstereyim size. Güllerim. İki tane gülüm var. Ortasını arkadaşlar hani gül dikerken göstermiştim. Yine hiç suda bekletmeden gül dalı sokmuştum buraya, böyle sarmaşık gül. Sanırım tuttu çünkü şuradan böyle küçük bir fide vermeye başladı kenarından. İnşallah daha geniş bir şekilde size gösteririm. Arkadaşlar benim şöyle göstereyim. Güzelliklerim bu şekilde. Bugün size yine göstermek istedim. Benim çok hoşuma gidiyor. Siz de faydalanın istiyorum. Şöyle bugünlük de böyle sonlandıralım. Yine sizlere yaptığım kürleri, uyguladığım bakımları anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı oluyorumdur arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.